Şimdi bir AVM'de baktım kitap satılan yere. Bir vatandaş kitap yazmış. Aa, enteresan güzel kitapmıştım. Baktım, aa, içindeki resimler bana ait. Ya bana danışmadan nasıl bu kitabı alır da adam resmi koy. Dedim, aldım, merak ettim. Okudukça 58 tane zehirli bitki tıbbi bitki gibi anlattığını gördüm. Diyor adam, karardı. Şöyle çay içilir diyor ya. La ilahe illallah. Almanya'da bunun bire bin sulandırılır. Karardı. Alttaki resim. Üstteki değil. Üstteki çay iç. Sorun değil. Alttaki tehlikeli. 1 gramı 1 litre alkolde çözüldükten sonra ancak kullanılabilir. O da 2-3 damla. Benim bir tanıdığım bayan hanımefendi 3 defa düşük yapmış. 4. defa yine rahim ağzı gevşek. Kanama riski var. Düşük yapma riski var. Doktoru demiş ki 9 ay sırt üstü yatacağım. Nasıl yatayım? Çocuk var. Koca var. Ev var. Yemek var. İçecek var. Yapacak bir şey yok demiş. Geldi bana. İbrahim abi, herkesi tedavi ediyorsun. Bana niye faydan oluyor? Dedim ki ben senin sorununu bilmiyorum ki. Söylemedin mi? Abla söylemedim. Söylemedim. Dedi ki doktor, sırt üstü yatacağım. Hamileyim. Düşük yapma riski var. Bu 4. düşük olmasını istemiyorum. Ha, inşallah. Ne olacak dedi. Araştırayım dedim. Ne olacak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ne olacak. Homopati kitaplar var benim burada Almanca. Araştırdım, sabaha kadar araştırdım. Ha, karardı. Hemen gittim eczaneden tentürünü aldım. Dedim ki günde 3 defa 3 damla, fazla değil. 3 defa 3 damla. 1'e 1000 alkolle potansiyelin diyorlar. Yani güçlendirilmiş, aslında sulandırılmış. Kullandı 2 hafta sonra doktora getirdi. Demiş ki tamam. Rahim ağzı, kanama riski yok. Çok güzel, muazzam, ev işi, her şeyi yapabiliriz. 3 hafta sonra tekrar kontrole gitmiş. Oo, bu sefer yine tehlike demiş doktor. Nedir demiş. Niye? Bu sefer de kaslar çok sertleşmiş. Cenin büyümüyor. Ne yapacağız demiş. Yapacak bir şey yok. Bilmiyorum. Kadın doktoru bilmiyor. Hepsini geldi bana. Dedi ki kaslar bu sefer çok sertleşmiş. Çocuk büyümüyormuş. Ha, sorun değil. Nasıl olacak? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Araştıracağım. Yine sabaha kadar araştırdım. Kara yılan kökü. Kimucu fukara kamoza. Latincesi. Onun tentürünü aldım. Dedim ki günde 3 defa 3 damla. Peki dedi. 2 hafta sonra doktora gitmiş. Doktor demiş ki ah hayret. Kaslar gevşemiş. Normala dönmüş. Her şey normal. İyi maşallah. Hadi bakayım devam. Evet. 9 ay 10 gün sonra bir çocuğu oldu. Kızı oldu. O kızı bundan 1-2 ay önce evlendi Ankara'da. Bundan kaç yıl önce? 25-26 yıl oldu yani. Maşallah maşallah. Yani homopati risk. Bileceksin. Homopati Türkiye'de üretimi müsaade olursa Almanya'da bir firmanın 2500 ürünü var. Sadece homopati. Yılan zehrinden, akrep zehrinden, böyle zehirli bitkilerden ürün üretiyorlar. Ben de 3000 üretiyorum. Ama izin yok. Homopatide izin al. Çıkarsa 3000 ürün üretebilirim. 3000 çeşit. Ben boğan otu yetiştirdim denemek için balkonda Almanya'da. Sonra söktüm, ondan tentür yapacaktım. Eldivensiz söktüm. Kökünü sökerken böyle temizledim çamur derken zehirlendim. Allahümme sal, bu kadar zehirli bitki mi olurdu? Hemen götürdüm çöpe attım, aman vazgeçtim, elimi yıkadım. Sersem gibiyim, hemen gittim soğuk suyla duş aldım, kimyon çay içtim falan filan. Kendime zor geldim, aktif kömür içtim. Bilmediğiniz bitkiyi kullanmayın.